Arkadaşlar, bu videomuzda özel güvenlik 67. sınav sorularının 3. kısmını çekeceğim. 50 ile 75. sorular arasındaki kısmı kapsıyor bu. Devam edelim. Soru 51. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda göz yaşartıcı gaz kullanımında dikkate alınması gerekenlerden değildir? A. Hava şartları. B. Etki ve etki alanı. C. Mühimmatın depo mevcudu. D. Kaçış yolları. E. Kalabalığın özelliği. Cevabımız C şıkkı, mühimmatın depo mevcudu olacaktı. Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi iletişim problemlerinin çözümüne yardımcı olabilir? A. Problemi görmezden gelmek. B. Sessiz kalmak. C. Yüksek sesle konuşmak. D. Empati kurmak. E. Önyargılı davranmak. Cevabımız B şıkkı, empati kurmak olacak. Soru 53. Koruma personelinin zor kullanma tedbirlerinden olan silah kullanma da dikkat etmesi gereken en temel husus nedir? A. Koruma personelinin tehlikeli bir durum hissetmesi halinde silah kullanabilir. B. Koruma personeli meşru müdafaa şartları oluşması durumunda silah kullanabilir. C. Koruma personeli tecrübelerine göre silah kullanabilir. D. Koruma personelinin koruduğu kişinin emir verip vermesi halinde silah kullanabilir. E. Koruma personeli en az 2 kişi olması halinde silah kullanabilir. Cevabımız B şıkkı, koruma personeli meşru müdafaa şartları oluşması durumunda silah kullanabilir olacaktı. Soru 54. Özel güvenlik görevlisinin kılık, kıyafeti ve teçhizatı kişilere hangi türde mesaj verir? A. Sözlü mesaj. B. Manidar mesaj. C. Sözsüz mesaj. D. Yazılı mesaj. E. Açımlayıcı mesaj. Cevabımız C şıkkı, sözsüz mesaj olacaktır. Soru 55. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Soru sormak yanlış anlamalarının önüne geçilmesi için gereklidir. B. İnsanların ihtiyaçları bilinirse iletişim sorunlarının çözülmesi kolaylaşır. C. Jestler mesajın başarılı şekilde iletilmesine katkıda bulunur. D. Sen dili etkili iletişimin en önemli gereklerindendir. E. Ortamdaki gürültü mesajın başarılı şekilde iletişimi zorlaştırır. Cevabımız D şıkkı, sen dili etkili iletişimin en önemli gereklerindendir olacaktı. Soru 56. Telaffuz hangi iletişim türünün unsurlarından biridir? A. Sözlü iletişimin. B. Yazılı iletişimin. C. Yorumlayıcı iletişimin. D. Sözsüz iletişimin. E. Savunucu iletişimin. Cevabımız A seçeneği, sözlü iletişimin olacaktı. Soru 57. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin öğelerinden biri olan kaynak öğesinin tanımıdır? A. İletişimde kullanılan kanalın diğer adıdır. B. İletişim sürecini başlatan öğedir. C. İletişim sürecindeki geri bildirimdir. D. İletişimde mesajın içeriğini gösteren öğedir. E. İletişimin başarısını gösteren öğedir. Cevabımız B şıkkı, iletişim sürecini başlatan öğedir olacaktır. Soru 58. İletişim süreci ne zaman başarılı olmuş sayılır? A. Başladıktan yaklaşık 3 saniye sonra. B. Mesaj yazılı olarak iletildiği zaman. C. Başladıktan yaklaşık 5 saniye sonra. D. Mesaj kaynaktan gönderildiği anda. E. Mesaj alıcı tarafından anlaşıldığı zaman. Cevabımız tabii ki E seçeneği, mesaj alıcı tarafından anlaşıldığı zaman olacaktır. Soru 59. Bak, dinle, hisset yöntemi içerisinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi yer almaz? A. Şah damarından nabız kontrolü yapmak. B. Göğüs kafesinin hareketlerini izlemek. C. Kazazedenin solunum sesini dinlemek. D. Kazazedenin nefesini yanaklarımızda hissetmeye çalışmak. E. Göz bebeklerine bakmak. Cevabımız A şıkkı, şah damarından nabız kontrolü yapmak olacaktır. Soru 60. Tek yönlü iletişimde aşağıdaki iletişim öğelerinden hangisi yoktur? A. Mesaj. B. Kanal. C. Geri bildirim. D. Alıcı. E. Kaynak. Cevabımız C şıkkı, geri bildirim olacaktır. Soru 61.
İletilmek istenen bir mesajı anlayabilmek öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A. İyi bir dinleyici olmaya, B. Sempatik olmaya, C. Grup içinde popüler olmaya, D. İyi bir lider olmaya, E. İnsanları yönetebilmeye. Cevabımız A şıkkı, iyi bir dinleyici olmaya olacaktır. Soru 62. Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin üstün yönlerinden biridir? A. Geri bildirimin anında verilmesini sağlar. B. Jest ve mimikler daha etkilice kullanılabilir. C. Özgüvenin geliştirilmesine katkıda bulunur. D. Geri bildirim ihtiyacını ortadan kaldırır. E. Mesaj istenen şekilde düzenlenebilir. Cevabımız E şıkkı. Mesaj istenen şekilde düzenlenebilir olacaktı. Soru 63. Önemli kişinin korunması sırasında dışarıdan gelebilecek herhangi bir saldırı için ilk savunma hattı aşağıdakilerden hangisidir? A. İç halka, B. Dış halka, C. Orta halka, D. Dar halka, E. Küçük halka. Cevabımız B şıkkı, dış halka olacaktı. Soru 64. Net olmayan bir mesajın daha iyi anlayabilmek için ne yapılmalıdır? Anlamadım. Net olmayan bir mesajı daha iyi anlayabilmek için ne yapılmalıdır? A. Eleştiri yapılmalıdır. B. Tevazu gösterilmelidir. C. Yargılama yapılmalıdır. D. Sorular sorulmalıdır. E. Şüpheci davranılmalıdır. Cevabımız D şıkkı, sorular sorulmalıdır olacaktı. Soru 65. Ön yargı iletişim sürecini nasıl etkiler? A. İletişim sürecini hatalardan arındırır. B. İletişimin başlamadan bitmesine sebep olur. C. Kişilerin akıllarının okunmasını sağlar. D. Geri bildirim verilmesine imkan tanır. E. Yorumların doğru yapılmasını sağlar. Cevabımız B şıkkı, iletişimin başlamadan bitmesine sebep olur olacaktı. Soru 66. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gaz kullanım yerlerinden değildir? A. Toplumsal olaylarda kalabalığı dağıtmak için. B. Uçak kaçırma, bina, araç ve benzeri operasyonlarda eylemcileri etkisiz hale getirmede. C. Bireysel savunma amacıyla. D. Direnişi kırmak amacıyla. E. Kalabalığın büyüklüğü dikkate alınarak büyük grubun ortasına atılmalıdır. Cevabımız E şıkkı, kalabalığın büyüklüğü dikkate alınarak büyük grubun ortasına atılmalıdır olacaktı. Soru 67. Özel güvenlik personelince silahlı olarak kişilerin korunması illerde hangi makamın iznine bağlıdır? A. İl Emniyet Müdürü, B. Başsavcı, C. Vali, D. Yetkili mahkemelerce, E. Kişilerin bağlı bulunduğu polis merkezince. Cevabımız C şıkkı vali olacaktı. Soru 68. Önemli kişinin ikametgah ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir? A. Konut koruma, B. Kişi koruma, C. Yaya koruma, D. Araçlı koruma, E. İş yeri koruma. Cevabımız tabii ki B seçeneği, kişi koruma olacaktır. Soru 69. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre illerde kurulan özel güvenlik komisyonunun başkanı kimdir? A. Kaymakam, B. İl Emniyet Müdürü, C. Vali, D. Vali Yardımcısı, E. İl Jandarma Komutanı. Cevabımız D seçeneği, vali yardımcısı olacaktır. Soru 70. Meskun mahalle ve yakın koruma görevini yapan görevliler, taşıyacağı silah seçiminde ilk hızı ve azami menzili düşük, kullandığı mermi çapı büyük silahlar tercih ederler. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir? A. Atış yapıldıktan sonra mermi hedefi delip geçerek üçüncü kişilere zarar vermemesi. B. Hedefi bulmayan atışların üçüncü kişilere verecek zararı en az menzil tercih edilerek azaltmak. C. İlk hızı düşük silahların
Yakın hedeflerdeki etkisi uzak hedeflere göre daha etkili olması ve kullandığı mermi çapı büyük silahların tek atışta hedefteki etkisiz hale getirme olasılığının yüksek olması. Tek atışta birden fazla hedefi etkisiz hale getirmek. Cevabımız E şıkkı, tek atışta birden fazla hedefi etkisiz hale getirmek olacaktı. Soru 71. Orta seviye koruma derecesi bulunan bir korunan kişi için gerekli olan araç sayısı en az kaç olmalıdır? A1, B2, C3, D4, E5. Cevabımız B şıkkı 2 olacaktı. Soru 72. Az önceki 72 değil miydi ya? Tamam. Soru 72. Özellikle kapalı depo ve tanklarda çıkan akaryakıt yangınlarında etkili bir söndürücü olan köpüğün söndürme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Soğutarak söndürme. B. Bölerek söndürme. C. Oksijenle irtibatı keserek söndürme. D. Yanıcı maddeyi ortadan kaldırarak söndürme. E. Yanıcı maddeyi dağıtarak söndürme. Cevabımız C şıkkı. Oksijenle irtibatı keserek söndürme olacaktı. 73. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkillerinin görevlerinden değildir? A. Başlangıç yangınlarına müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek. B. Yangın nedeniyle çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek. C. Yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak. D. Yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak. E. Yangın sonrasında hasar tespiti yaparak maddi kayıpların boyutunu belirlemek. Tabii ki E seçeneği yangın sonrasında hasar tespiti yaparak maddi kayıpların boyutunu belirlemek olacak cevabımız. Soru 74. Yakın koruma hizmetlerinde hangi tür koruma tedbiri sağlanmaktadır? A. Aktif koruma tedbiri. B. Pasif koruma tedbiri. C. Hızlı koruma tedbiri. D. Yavaş koruma tedbiri. E. Kontrollü koruma tedbiri. Cevabımız A şıkkı. Aktif koruma tedbiri olacaktı. Soru 75. Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir? A. İş yeri koruma. B. Konut koruma. C. Yakın koruma. D. Gizli koruma. E. Özel koruma. Cevabımız D şıkkı gizli koruma olacaktı. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Dördüncü videomuzda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.